Altın Ordu, Aşkın Tören. AK Parti Altın Ordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, adaylığının belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Ordu kamuoyu bütün unsurlarıyla genci, yaşlısı, partilisi, partisizi, engellisi, çalışanın işvereni, çiftçisi bir evladına sahip çıktı dedi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin Altın Ordu Belediye Başkan Adayı olan Aşkın Tören, adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. İkinci kuşak siyasetçi olarak sorumluluğunu yerine getirdiğini söyleyen Tören, Altın Ordu'muzda yapılan güzel hizmetlerden sonra biz bu defa dedik ki ikinci kuşak siyasetçi de artık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Terimizle, birikimimizle, birlikteliğimizle yapılan bu güzel işlere bu mukaddes yüke omuz vermek için adaylık başvurusunda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, teveccühleriyle adaylık sürecinin ardından bu görev tarafımıza tevdi edildi. Ümit ederim bundan sonrası için ordumuz için, partimiz için güzel hizmetlere vesile olacak ilk adımı buradan atmış oluruz. Aday adaylığını açıklamadan önce Bismillah diyerek yola çıktıklarını söyleyen Tören, Ordu kamuoyunun bütün unsurlarıyla genci, yaşlısı, partilisi, partisizi, engellisi, çalışanın işvereni, çiftçisi bir evladına sahip çıktı. Ankara'da kamu görevini ifa etmiş olmamıza rağmen hep buradan bakabilen, buradan görebilen bir evlatları olduk. Bürokrasi deneyimimizi, siyasi müktesebatımızı Ordu şehrimizin geleceği için hizmete dönüştürmek, yatırıma dönüştürmek, refaha dönüştürmek, barışa katkı sağlamak, buradaki insanımızın yaşam endeksine katkı sağlayacak hizmetlere öncelik etmek istiyorum. Tabii ki AK Parti kadrosuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın riyaseti ve önderliğinde. Tören son olarak birlikte bu şehrin mekansal, çevresel, sosyal, iktisadi, bütün sorunlarına ortak akıl müvazenesi içerisinde çözümler bulabileceğimiz yeni bir döneme değerli hizmetleriyle bu şehre katkı vermiş yerel yöneticilerimiz, başta Sayın Engin Tekintaş Bey abimize esasen burada hassaten hürmetlerimi ileterek devam edeceğimizi ve bu sürecin bütün kesimlere hayırlı olmasını diliyorum dedi.